Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Connext'in yeni teknolojisi XRC20 nedir ondan bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi Connext köprüler üzerine çalışıyor ve köprüler aslında çok da eleştiri alan bir teknoloji blok zincirde. Çünkü diyor insanlar şunu söylüyor, biz merkeziyetsiz bir teknoloji yapıyoruz ama siz köprüye bunu indirgediğinizde köprünün güvenliğiyle aynı seviyede oluyor bizim güvenliğimiz. Dolayısıyla merkezi bir yere doğru evriliyoruz. Bu noktada eleştiriler alıyor. Şimdi Connext'te bunu nasıl çözebiliriz üzerine kafa yoruyor. Çünkü köprü noktasında en popüler köprülerden biri ama bir yandan da sürekli teknolojiyi nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyorlar. Şu döküman XRC20'yi açıklıyor. Şimdi diyor ki bu dokümanda öncelikle köprü yapılarından bahsedelim. Normalde iki tip köprü vardır diyor. Bunlardan birincisi işte sizin bir tarafta diyelim ki işte Ethereum'dan Binance Smart Chain'e 100 dolar göndereceksiniz. Ethereum tarafından sizden alınca doları yakma işlemi yapar. Diğer tarafta da üretme işlemi yapar. Bu köprüler. Bir de havuzlar vardır diyor. Burada da havuza transfer edersiniz ve havuzdan bir tetikleme çalışır. Yine karşı tarafa geçer. Biz buna alternatif, üçüncü bir yaklaşım getiriyoruz. Bunların kendi güvenli taraflarını alıyoruz. Ben bunları daha iyi anlamak için, şu doküman biraz karışık gelebilir, şöyle bir tablo çıkarttım. Şimdi ilk kullanım köprü kullanımı. Köprüde ne var? Temsilci token dediğimiz token'ı yakıyor ve buradaki güvenlik köprünün güvenliğine bağlı. Bir likidite gereksinimi yok, ikame edilebilirlik yok. Kullanıcı deneyimi burada kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü farklı token tipleri var. Ölçeklenebilirlik burada yüksek, yani her yeni zincir ve varlık için likiditeye ihtiyaç olmadığından ölçeklenebilirlik yüksek oluyor ama köprü bağımsızlığı yok. Havuz kullanımına geçtiğimizde buna canonic token diyorlar. Havuzun güvenliğine bağlı bu sefer güvenlik. Likidite gereksinimimiz var. Bu da bizim ölçeklenebilirliğimizi düşük kılıyor. İkame edilebilirlik var. Ama kullanıcı deneyimi aslında daha basit canonic tokenlardan dolayı. Köprü bağımsızlığı ise burada yok. Üçüncüsüne geçtiğimizde uçak geçiyor bir saniye. Üçüncüsüne geçtiğimizde XRC20 burada güvenlik köprüler arası token sahibi tarafından belirlenen risk iştahına bağlı. Burada da bir likidite gereksinimimiz yok. Dolayısıyla ölçeklenebilirlik yüksek ve burada kullanıcı deneyimimiz daha basit, ikame edilebilirlik var ve köprü bağımsızlığı var. Dolayısıyla ikisinin eksik taraflarını birleştiriyorlar. Hadi bunu bir örnekle anlatalım. Soyut olduğunu biliyorum daha iyi anlaşılması için. Şimdi adımlar şurada. Köprü kullanımı. Ethereum'dan doları köprünün adresine gönderdik. Köprü Binance Smart Chain'de temsili bir token olan BUSDT'yi oluşturdu. BUSDT Binance Smart Chain'deki adresinize gönderildi. Artık orada 100 BUSDT var. Eğer bunu köprüye geri gönderirseniz köprü bu sefer L1'deki orijinal USDT'yi size iade ediyor. Havuza geçtiğimizde Ethereum'daki USDT'yi havuzun adresine gönderdiniz. Havuz Binance Smart Chain'deki USDT'yi sizin adresinize gönderdi. USDT artık cüzdanınız, zaten cüzdanınızda Binance Smart Chain cüzdanınızda 100 USDT var. USDT'yi havuza geri gönderirseniz havuz size Layer 1'deki orijinal USDT'yi iade ediyor. XERC20'de de USDT bu sefer XERC20'ye dönüşüyor. Yani aslında şöyle, bunu bir hikaye var diye tahmin ediyorum. Şuraya bir kontrol edeyim. Ha, burada hikaye yok. Tamam, hikayeyi ben anlatayım. Yani bunu bir kralın mektup göndermesi hikayesi üzerinden anlatmaya çalıştım. Orada şöyle düşünün. Kral mektubu gönderirken aslında mektubun orijinalinin bir kopyasını yolda götürüyor muhafız. Dolayısıyla eğer baskın olursa o mektubun orijinali değil kopyası yakalanıyor. Bu tarzda bir güvenlik sağlanıyor. Şimdi bunu anlatıyor aslında. Burada çok detaylı yok ama bakacağız. XERC20'ye dönüştürdü ya. XERC20'yi onaylanmış köprüye gönderirseniz köprü XERC20'yi yakıyor. Ve Binance Smart Chain'deki XERC20'yi oluşturuyor. Mevcut XERC20'yi hedefe gönderiyor.
ve bina cüzdanınızda 100x USDT var. X USDT'ye geri dönüştürürseniz orijinal USDT'yi alıyorsunuz. Yine tam oturmalarını tahmin ediyorum. Gelelim. Bunu şöyle bir şey üzerinden yapmışlar. Yani siz buraya gönderdiğinizde bu lockbox dediğimiz kutuya, kilit kutusuna bu üretiyor. XERC20 köprü üzerinden gidiyor. Tek köprüden de değil, birkaç köprü üzerinden gidiyor. Dolayısıyla diyelim ki işte burada bir baskın olduğunda ele geçirecekleri mektup sizin mektubunuz değil, onun kopyası oluyor. Ana varlık korunuyor. Bu tarzda bir köprü güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi birazcık daha detaylara bakalım. Şimdi XERC20 dedik ama bu ne? Bu aslında ERC20 belirteci standartına bir genişleme. Ethereum ağından diğer blockchain ağlarına token taşımayı sağlıyor. Yani başka ağdan başka ağda olabilir. ERC20 Ethereum ağında kullanılan bir token standartı, dijital cüzdanlar, borsalar ve diğer hizmetlerin belli bir dizi işlevi ve özelliği olan tokenları desteklemesini sağlıyor. Bunlar genellikle dijital para bilimleri, aynı zamanda dijital varlık türleri. Burada sarmalamak diye bir tamir var. Aslında bu ERC20 tokenınızı XERC20'ye dönüştürdüğünde bir tür ambalajlama yapıyorsunuz. Buna sarmalama da deniliyor. Onun temsilcisi oluyor orijinali. Ambalajlama, dönüştürme diyor. Peki tamam, ama şunu diyebilirim. İyi güzel ama ben XERC20 sınırsız mı üreteceğim? Yani orada sen bir token üretiyorsun, kafana göre üretebilirsin. Hayır, XERC20 modelinde belirteci köprüye veya başka bir yere göndermezken bu herkesin istediği kadar belirteci yaratacağı anlamına gelmez. Belirli bir token'ın XERC20 versiyonunu oluşturabilmek için önceki o token'ın orijinal versiyonuna sahip olmanız. Yani orada 100 dolarlık XERC20 yapmanız için sizin ona 100 doları göstermeniz ve kilitlemeniz gerekiyor. Yani bir sözleşmede bu token o an kilitleniyor. Bu da herhangi bir sahtekarlık olasılığını önlüyor. Çünkü XERC20 tokenları yalnızca orijinal tokenların kilitlendiği bir sözleşme aracılığıyla yaratılabiliyor. Tamam. Peki burada kilit kutusu dediğimiz şey ne? Kilit kutusu, lockbox. Lockbox diye okunuyor. Lockbox konsepti belirteçlerin bir ağdan diğerine taşınmasını sağlarken bunun için genellikle güvendiğiniz merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymamamızı sağlar. Çünkü şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya tamam, ama burada da patron o kilit kutusu. Aslında kilit kutusu da otonom çalışan bir şey. Bununla birlikte bazı durumlarda kilit kutu sistemi belli düzeyde merkeziyeti gerektirebilir. Özellikle belirteçlerin kilidini açma, belirteçleri yakma gibi işlemler genellikle belli bir yetki tarafından yakılır. Buralarda işte biraz tartışmalı. Normalde otonom olduğu düşünülüyor, otonom çalışıyor ama ekstra bir durumda yetki olabiliyor. Bu da işte sorgulanmasına sebep oluyor. Yani burada otomatik ve şeffaf bir şekilde sürecin yürütülmesini sağlıyor. XERC20 modeli belirteçin kendisi tarafından belirlenen parametrelere ve onaylara bağlı. Bir de belirteç sahipleri hangi köprüleri destekleyeceklerini ve her biri için risk parametrelerini belirleme yetkisine sahip. Burada bir önceki Connect videosunda da biraz bahsetmiştik. Yani aslında bir nebze sorumluluğu token sahibine atıyor. Ve bunu birkaç köprü üzerinden gönderiyor. Bunun sebebi de şu: A çeşitliliği sağlıyor, A geçti. Riski dağıtıyor. Yani tek bir köprüde sorun olursa diğer köprülerde sorun olmasın diye. Bu sebeple birden çok köprü üzerinden gönderilmesi belirteçlerin geniş bir ağ üzerinde daha güvenli etkin katılımını sağlıyor. Hem de belirteç sahiplerinin çıkarlarına hizmet ediyor. Bu dokümanda da bakarsanız aslında şurada köprüyü anlatmış. Köprünün çalışma basit mantığını. Şurada havuz, likidite havuzlarının çalışma mantığını anlatmış. İkame edilebilirliğe değiniyor. Şurada da XERC20'nin çalışmasını anlatmış. Dikkat ederseniz burada lockbox devreye giriyor ve ana tokenlar üzerinden değil de bir gölge veya token ikizi gibi diyebiliriz. Onun üzerinden yapılıyor. Ve şu anda XERC20'ler üzerine çalışılıyor. Burada
Ethereum iyileştirme önerisi olarak da Arjun tarafından, yine Connect ekibinden Arjun tarafından verilmiş durumda. Yani bunları yaparsak belki köprü problemini çözebiliriz ve köprü problemini çözmek çok önemli. Çünkü bir sürü insan bir sürü farklı ağda proje geliştirecek. Bunu kısıtlayamazsınız. Hani orada demokratik olmak zorundasınız. Özgürlükçü bir yaklaşım olmak zorunda. Ama o insanların projelerinden dolayı farklı kullanıcılara ulaşamama ihtimalini de göze almamız lazım. Burada da köprüleri de olabildiğince önceki problemlerden kaynaklanan şeyleri çözerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor.